Ben Arturo, işte geldim. Bugün yine sanat tarihinde keşfe çıkacağız. Başrollerde tabii ki ben varım. Aa, evet, bir de el. 7 video boyunca beni bir sürü farklı kostümle bir sürü farklı durumda çizdin el. Üstelik bazıları çok da kötüydü. Şimdi de geldin beni normal halimle mi çiziyorsun ha? Aa, anladım. Demek ki bugün günümüz sanatından bahsedeceğiz. Çağdaş sanat. Eski Mısır sanatından modern sanata kadar değişik tarzlar, felsefeler, kişilikler içeren yüzyılları gördük. Yine de tüm sanat tarihi için yaratabildiğimiz şey sadece küçücük bir taslak. Videonun süresi, elin dayanma gücü gibi birçok kısıtlama yüzünden her şeyi işleyemedik. Ah! Yazık sana el. Doktor var mı? Daha iyi misin dostum? Ha, iyi misin? Evet, şu ana kadar sanatı zaman mikroskobu altında detaylıca inceledik. Ama çağdaş sanatı analiz edebilmek öyle kolay bir iş değil. Çünkü biz de o zamanın içindeyiz ve büyük resmin birer parçasıyız. Zamanın perspektifini kullanamadığımız için hangi sanatçı ya da hangi akımın etki yaratacağını ve önemli olacağını ne yazık ki bilemiyoruz. Yine de birçok çağdaş sanatçıyı bir araya getiren şeylerden biri işin erbaplarının kullandığı kendine mal etme fikridir. Bir dakika, bir dakika. Kolumun altındaki de ne? Kendine mal etmek çalmak demek değildir. Yani bu durumda değil. Sanatta kendine mal etme, yani temellük, eski bir resmi alıp yeni bir anlam kazandırmak ya da yeni bir hale sokmak demektir. Mesela Cindy Sherman 1930 ve 40'lı yılların eski Hollywood noir filmlerini kullanıp başlıksız film kareleri adında bir dizi fotoğraf çekmiştir. Bir aktris gibi giyinmiş ve sanki DVD oynatıcıda duraklata basmışsın gibi duran kareler çekmiştir. Fotoğrafı oluşturan öğeler gerçek olmasına rağmen bunların fotoğrafın çekilmesi için yaratılmış setler olduğunu biliyoruz. Merhaba bebek, kendimi senin fotoğrafına mal edebilir miyim? Oh, oh. Ah, galiba bu hayır demek. Yanlış mal edilme bu oldu sanırım. Bill Viola arabasıyla bir sokak köşesini dönerken, konuşurken etekleri rüzgarda uçuşan üç kadın görür. Bu durum ona İtalyan manierist Pontorno'nun Ziyaret isimli eserini hatırlatır ve bu eserin kendi versiyonunu bir video olarak yapmaya karar verir. Videoya Selamlaşma ismini verir. Videodaki sahne her ne kadar aynı olsa da kadınlar günümüz kadınlarıdır. Sanatçılar ödünç aldıklarında geçmişe ait o şey ya da fikirle ilgili bir etkileşime geçerler. İngiliz Nijeryalı sanatçı Yinka Shonibare'nin Şişedeki Gemi isimli eseri, kahraman İngiliz amirali Nelson'ın gemisinin Afrika kilimlerinden yapılmış yelkenleriyle içinde yaşadığımız çok kültürlü dünyayı anlatmaya çalışıyor. Aynı İsviçre peynirli teriyaki burgeri ya da İtalyan soslu taco salatası gibi. Fransız vanilya dondurmalı geleneksel Alman çikolatalı pastayı da unutmayalım. Hmm, canım çekti. Aa, bu Klaus Odenberg'ün Kaşık Köprü ve Vişne isimli eseri Oldenburg, gündelik hayatımızda karşımıza çıkan objeleri çok büyük boyutlarda yeniden hayata geçiriyor. Sanki bir dev bunları düşürmüş gibi. Böylece bu nesnelere daha farklı bakabiliyoruz. Hiç pikniğinize dadanan bir karıncanın nasıl hissettiğini düşündünüz mü? İşte buna benzer bir şey. Çağdaş sanat çoğu zaman sosyal sorunları da ele alır. Kara Walker kağıttan yapılmış silüetlerle kölelik ve diğer sosyal sorunlar gibi karmaşık tarihi olayları ele alıyor. Darky Town isyanı isimli eserinde denize renkli ışıklar yansıtarak modern bir hava katıyor ve seyirciler eserin önünden geçtikçe kendi gölgeleri de kompozisyonun bir parçası oluyor. Aa, bana bakın, bir adam kafama çıkmış. 2008'de Çin'de trajik bir depremde binlerce öğrenci hayatını kaybetti. Çocukların sırt çantalarının yıkıntılar arasına dizildiğini gören Çinli sanatçı Ai Weiwei, okullardaki kalitesiz inşaatlardan sorumlu olan hükümeti protesto etmek için Çok Üzgünüm adlı eserini yarattı. Çok Üzgünüm, renkli sırt çantalarından oluşan büyük bir mozaik. Çantalardan yas tutan bir annenin bu dünyada 7 yıl boyunca mutlu yaşadı sözü yazılmış. Bu ve bunun gibi hükümet karşıtı eserleri yüzünden Ai Weiwei tehdit edilmiş, dövülmüş, hapse atılmış, stüdyosu yıkılmış ve Çin'den ayrılmasına izin verilmiyor. Evet, sanatçıların hayatı her zaman çok da güzel değil, ne yazık ki. Bundan yıllar sonra yaşayacak olan sanat tarihçileri, onların çağdaş sanatçıları kendi çağdaş sanatlarını yaratmakla meşgulken muhtemelen bizim bugün çağdaş sanat dediğimiz şey için başka bir isim bulacaklar. Ama emin olduğumuz bir tek şey var, o da sanat her zaman değişir.
gelecekte bir şehrin gökyüzünü süsleyen devasa hologram heykeller olabilir ya da belki biri bulutlara şekil vermenin bir yolunu bulacaktır. Hayal edecek bir zihin, yaratacak bir el olduktan sonra sanat devam edecektir. Çok eğlendik dostlar, biliyorum ama artık maalesef hoşça kal deme zamanı.